Merhabalar arkadaşlar, ben ekonomi gazetecisi Erkan Öz. Dünya ekonomisinde hiçbir yerde bulamayacağınız haber ve yorumlarla Bir Dünyanla Bir programında daha tekrar karşınızdayım. Arkadaşlar, bugünkü konumuz Fenerbahçe ya da diğer Türk futbol kulüpleri 4-5 yıl gibi çok kısa bir sürede nasıl dünyanın en zengin kulüpleri haline gelebilir? Tabii ben Fenerbahçeli olduğum için beni takip edenler bilirler. Fenerbahçe üzerinden anlatacağım. İşte Fenerbahçe 4-5 yıl içerisinde nasıl işte bugünkü Messi, Mbappe, Neymar tarzında dünya çapında süperstar olan oyuncuları alıp satabilecek büyük bir finansal güce kavuşabilir. Hatırlarsanız son 3-4 bölümümüzde bir seri yapmıştık. İlk önce para nedir'i tartışmıştık. Burada günümüzde bir gerçekten para değil, kredi ve borç sistemi içinde yaşadığımızı görmüştük. Günümüzde zengin olanların aslında borç ile nasıl zengin olduklarını işlemiştik ve son olarak da finansal kölelikten kurtulmak için, bu borç sarmalından kurtulmak için ne yapılabileceğini, nasıl bir strateji uygulanabileceğini görmüştük. Burada da strateji şuydu: kendi döneminizin teknolojik yeniliğini tespit edip ona yatırım yapmak. Yani eski zamanlarda demir yollarına yatırım yapmak ya da 1900'lerin başında otomobillere ya da elektrik sistemlerine yatırım yapmak. Günümüzde de 2020'li yıllarda da en revaçta olan, en gözde olan teknoloji blockchain teknolojisi. Daha sonra geçen hafta yayınladığımız son bölümümüzde de Türkiye'nin bu stratejiyi uygulayabileceğini konuşmuştuk. Yani Türkiye devlet olarak Merkez Bankası rezervlerinin küçük bir bölümünü, %1-2'sini Bitcoin'e çevirerek veya çeşitli kripto paralara çevirerek 4-5 yıl içerisinde memleketin çok büyük sorunlarının üstesinden gelebilecek bir finansal güce ulaşabilir. Bunu işlemiştik. Şimdi aynı yöntemin kulüpler, dernekler ve benzeri üzerinde uygulanması halinde neler olabilir? Yani günümüzün teknolojisini en başta mesela spor kulüplerimiz yakalarsa ne olabilir? İşte benim taraftarı olduğum takım Fenerbahçe üzerinden ilk önce bunu anlatayım. Şimdi Fenerbahçe bu hafta çok önemli bir şey yaptı ve kendine ait Ethereum üzerinde çalışan, bağımsız çalışan bir Fenerbahçe token, yani Fenerbahçe kripto parası oluşturdu ve bunun satışından da 268,5 milyon TL, yani euro bazında bakarsak 26,8 milyon euro gibi bir gelir elde etti. Token ne demek? Sadece belirli bir alanda çalışan kripto para demek. Yani bu alan Fenerbahçe özelinde nedir? İşte taraftarlar çeşitli ayrıcalıklardan yararlanacak. Kulübün yıldız sporcularıyla, teknik heyetleriyle görüşme imkanına sahip olacak. Fenerbahçe'nin alacağı kararlarda, açılacak anketlerde oy hakkına sahip olacak vesaire. Yani Fenerbahçe ekosistemi içerisinde geçerli olacak bir kripto para bu. Yani bu Fenerbahçe fan token'la gidip markette alışveriş yapmayacaksınız ama Fenerbahçe'nin içinde çeşitli etkinliklerde bu token geçerli olacak. Elbette kripto para piyasalarında da alınır satılır bir değer olacak. İşte ilk önce 20 milyon 500 bin adet iki seçenek halinde piyasaya sürüldü. Şu anda 190 milyon küsür adet olacak, fakat bu yakılarak sonunda nihai arz 100 milyon adede düşecek. Ve bu 25 yıllık bir proje, yani 25 yıl içerisinde Fenerbahçe'ye en az yayın gelirleri kadar gelir getirmesi düşünülen uzun vadeli bir proje. Fakat benim şimdi önereceğim yöntem de hem harcamalar son derece düşük hem de sonuç alma süresi 25 yıl gibi uzun bir süre değil, 4-5 yıl gibi çok kısa bir süre. Şimdi örneğin bazı oyunculardan bahsedeceğim. Fenerbahçe kulübündeki işte Marcel Tisserand bunlardan bir tanesi. Fenerbahçe şu anda dünya standartlarında baktığımızda orta ve ortanın altı futbolculardan kurulu bir takım. Yani gerçekleri konuşmak gerekirse.
Marcel Tisserand büyük ümitlerle transfer edildi. Geçen sezon çok bekleneni veremedi. Ve bu sezon bakalım kadroda yer bulabilecek mi? Bu da bir soru işareti. Baktığımız zaman Tisserand Fenerbahçe'ye 4 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu. Ve şu anda da yıllık maaşı 2.236 milyon pound. Bunun da euro karşılığı 2.6 milyon küsür euro. Bunu hesapladığımız zaman 2.6 küsür milyon euro 3 yıllık bir sözleşmesi var. Artı 4 milyon da bonservis bedeli. Tisserand'ın Fenerbahçe'nin maliyeti 11.8 milyon euro. Tisserand'dan da daha büyük hayal kırıklığı olarak nitelenen forvet Samatta'ya baktığımızda onun da maliyeti 6 milyon euro bonservis bedeli var. Geçen sene Aston Villa'da aldığı 3 milyon euro dolayındaki ücreti Fenerbahçe kendisine ödedi ve bundan sonra da yine 3 yıl boyunca 1,5 milyon pound yani 1.7 milyon euro civarında bir maaş alacak Fenerbahçe'den. Buna da baktığımız zaman Samatta'nın şu anda Fenerbahçe'ye maliyeti 14.16 milyon euro. Yani Fenerbahçe'ye bir ortalama futbolcunun maliyeti 10 ila 15 milyon euro bazen 20 milyon eurolara kadar çıkabiliyor. Eğer Türkiye Cumhuriyeti için yani Merkez Bankası için önerdiğimiz yöntemi Fenerbahçe kendisi gerçekleştirseydi. Yani ortalama bir oyuncuya verdiği parayı Şubat ayında 2017'de Bitcoin 1000 dolarlar civarında iken Bitcoin'e yatırmış olsaydı bugün Bitcoin'in değeri şu anda yaklaşık 47 bin dolar civarında. O zaman ne olacaktı? Örneğin Samatta'ya yatırdığı parayı Şubat 2017'de Bitcoin'e sadece Bitcoin'e yatırmış olsaydı 47 kat artışla bugün o paranın değeri sadece 4,5 yıl içerisinde 665 milyon euro olacaktı. Eğer zirvede yani 65 bin doları gördüğünde Bitcoin Fenerbahçe bunu nakite çevirseydi bu yatırımını 920 milyon euro elde edecekti. Birçok analistin söylediği gibi eğer bu sene Bitcoin önümüzdeki aylarda 100 bin doları görürse o zaman Fenerbahçe'nin 4,5 yılda 5 yılda yaklaşık elde edeceği gelir 1 milyar 416 milyon euro olacaktı. Bu o kadar büyük bir para ki arkadaşlar bakın dünyanın en büyük kulüplerinin piyasa değerleri. Şu anda dünyanın en değerli kulübü Manchester City bile 1 milyar 6 milyon euro değerinde. Yani Fenerbahçe bu 4-5 yıllık yatırımla 1.4 milyar euroya kavuşabilirdi. Çok kısa bir süre içerisinde. Sadece tek bir yani Fenerbahçe'nin spor kulübünün, futbol kulübünün şu anda 30 civarında oyuncusu var. Yani sadece tek bir oyuncunun maliyetiyle elde edebileceği gelir Manchester City, Chelsea, Paris Saint-Germain, Manchester United, Liverpool gibi devleri geride bırakırdı. Real Madrid, Barcelona gibi takımların iki katına ulaşırdı. 700 milyon euro civarındalar gördüğünüz gibi. Tottenham, Juventus vesaire. İşte böyle Milan, Inter Milan, Leicester City gibi, Arsenal gibi kulüpleri de yaklaşık 3'e katlardı. Bu o kadar büyük bir gelir ki bakın Türkiye'nin bütün kulüplerini, Süper Lig'deki bütün kulüpleri toplasak 828 milyon euroluk kadro değerine sahipler. Şu anda Fenerbahçe'nin kadro değeri ise sadece 113 milyon euro. Böyle bir gelire önümüzdeki 4-5 sene içinde de Fenerbahçe çok rahat bir şekilde ulaşabilir. Çünkü benzer performansı hem Bitcoin hem de bazı başka Ethereum ve diğer kripto paralarda belki daha iyisini bile yakalamak mümkün. Bu tarz 15-20 milyon euroluk bir yatırımla Fenerbahçe için aslında çok da büyük olmayan bir yatırımla 4-5 yıl içerisinde işte Neymar 100 milyon euro, Draxler 20 milyon euro, işte Messi 80 milyon euro vesaire Mbappe 160 milyon euro ya da Icardi 40 milyon euro bütün bu yıldızları alıp satabilecek bakın Kevin De Bruyne 100 milyon euro ya da Sterling 90 milyon euro bu tip yıldız, dünya yıldızı futbolcuları alıp satabilecek bir finansal güce erişebilir Fenerbahçe yöntemi. Fenerbahçe'nin şu anda yapması gereken şey çok basit. Ya bu Fenerbahçe token satışından elde ettikleri 26 milyon euronun
15 milyon eurosunu ayırıp bununla bir kripto para fonu kuracaklar ve buraya işte Bitcoin, Ethereum ve işte ilk 50'de yüzde yer alan önemli potansiyeli olan coinlerden bir sepet yapacaklar ve önümüzdeki 4-5 sene boyunca bunları çok iyi yönetecekler ve elden çıkarmayacaklar. Ya da bir kampanya, bir bağış kampanyası başlatacaklar. 15 milyon euro toplamak üzere ya 15-20 milyon Fenerbahçe taraftarının her biri 1 euro verecek ya da mesela 1 milyon taraftardan işte 15 euro talep edilecek. Bu da 150 milyon eski parayla, bugünün parası da 150 TL civarında bir miktar veya 3 milyon taraftardan bu miktar talep edilecek. Kişi başı 50 lira civarında bir kripto para bağışı kabul edecek Fenerbahçe. Yani Fenerbahçe adresleri açacak. Bununla ilgili hatta bir akıllı sözleşme yazacak. Bitcoin, Ethereum neyse diğer para birimlerinden gerekli adresleri açacak ve taraftarlara diyecek ki buraya işte 3 milyon taraftardan atıyorum. Her birinden 50 lira değerinde kripto para bekliyoruz. Bu kripto paralar da buraya toplanınca bu paraları 4-5 yıl satmayacak ve son derece az bir maliyet ve düşük bir riskle belki de bütün dünyanın en zengin kulübü haline gelebilecek bir potansiyel oluşturulacak. Tabii ki bu ben Fenerbahçe'yi tuttuğum için Fenerbahçe üzerinden örnek verdim. Bunun Galatasaray'da, Beşiktaş'ta, Trabzon'da hatta herhangi bir Anadolu kulübü de hatta 2. ligde, 3. ligdeki kulüpler bile bunu yapabilirler. Ya da illa bunun bir spor kulübü olmasına da gerek yok. Herhangi bir dernek, vakıf her türlü bu yöntemi kullanabilir. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yöneticilerinin ben kripto paralardaki, Bitcoin'deki, Ethereum'daki ve diğer büyük kripto paralardaki bu yüksek getiri potansiyelini fark etmediğine inanmıyorum. Büyük bir ihtimalle onlar da bu işin farkındalar. Merkez Bankası ya da Varlık Fonu'na bunu almak isterler veya böyle bir fikirleri vardır. Ama belki şundan çekiniyorlardır. İşte Amerika ile başımız belaya girer mi? Aslında bunun da gün geçtikçe gerekçeleri ortadan kalkıyor. İşte bütün büyük dünyadaki bankalar Bitcoin ile ilgili hizmet vermeye başladılar. Bazıları büyük şirketler Tesla, MicroStrategy gibi bunu bilançolarına aldılar. Büyük bir ihtimalle çok yakında Türkiye'de bunu yapabilir. Ama diyelim ki onlar Amerika'nın kızmasından çekiniyorlar ve yapmıyorlar. Ama bizim kulüplerimizin, derneklerimizin veya herhangi bir bireysel ya da kurumsal girişimin bunu yapması önünde hiçbir engel yok. Herhangi bir Türk şirketi, vakfı, derneği, kulübü Bitcoin'e ve diğer kripto paralara yatırım yapıp bunun 4-5 yıl içerisinde büyük gelirlere çevirmesi önünde herhangi bir engel yok. Mesela işte çok gündeme geldi yangınlar dolayısıyla Türk Hava Kurumu borç içinde, işte uçaklarını uçuracak en ufak finansal gelirden bile yoksun. Türk Hava Kurumu bir dernek statüsünde biliyorsunuz. Burası mesela bir kampanya başlatabilir. Kripto para bağış kampanyası alabilir. LÖSEV yapabilir bunu veya LÖSEV gibi birçok dernek var, vakıf var. Böyle hastalara ya da düşkün durumda olanlara yardım etmeyi amaçlayan veya eğitim alanında faaliyet gösteren bütün bu dernekler, dernek kurma isteğinde olan girişimler kripto paralara yatırım yaparak 4-5 yıl içerisinde bu yardım faaliyetlerini inanılmaz derecelerde katlayarak sürdürebilecek finansal imkanlara sahip olabilirler. Veya diyelim ki Türkiye için bir projeniz var, atıyorum. İşte Karapınar'da, Konya Karapınar'da şimdi bir güneş enerjisi santrali inşa ediliyor. Yaklaşık 1 milyar dolar maliyeti olacak ve tamamlandığında 1000 megawatt güce, kurulu güce sahip olacak. Bunun gibi Türkiye'ye 30-40 tane santral yapılsa, ki Türkiye'nin bu potansiyeli var. Yani hem Konya civarında hem Güneydoğu'da hem de Doğu Anadolu'da Türkiye çok güneş alan bir ülke. Yeter ki sermaye olsun. İşte mesela küçük bir fon oluşturup İleride bunu 30-40 milyar dolara yükseltecek projeksiyonla 4-5 sene içinde bir kripto para fonu oluşturup 4-5 sene içinde 30-40 tane Karapınar gibi büyük dev güneş enerjisi santrali inşa etmek üzere yola çıkılabilir. Bunu organize edecek olan dernek, kuruluş vesaire böylece ne yapmış olur? Türkiye'nin cari açık
sorununu kapatmış olur. Çünkü Türkiye'nin cari açığı büyük ölçüde enerji ithalatından karşılanıyor. Türkiye'nin 30-40 tane böyle güneş enerjisi santrali olursa dışarıdan enerji ithal etmeye hiçbir şekilde ihtiyacı kalmaz ve dışarı elektrik satar hale gelir ve cari açık kapandığı için de dolar kuru diye bir sorunu kalmaz. Dolar kurunun böyle sürekli yukarı gitmesi gibi bir sıkıntıyla karşı karşıya kalmaktan kurtulur. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, hem devlet olarak, hem birey olarak, hem gerek kar amacı güden, gerek kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar olarak devrin teknolojisini yakalayarak buraya yatırım yapmakta büyük fırsatlar var. Risk oranı çok az. Mesela Türkiye Cumhuriyeti için önerdiğimiz neydi? Merkez Bankası rezervlerinin %1 ya da 2'sini, bakın %3-5 bile demiyorum ki, Tesla mesela nakit rezervlerinin %15'ini Bitcoin'e koymuştu, hatırlayın. MicroStrategy %100'ünü koymuştu. Hatta borçlanarak Bitcoin almıştı. Böyle bir riskten de bahsetmiyoruz. Bütün bu dernekler, Merkez Bankası vesaire, kulüpler çok küçük miktarlarda toplayacakları fonları kripto paralar üzerinde değerlendirirlerse çok yüksek miktarlarda gelir 4-5 sene içinde elde etme potansiyeline sahipler. Elbette ki dünyada hiçbir şeyin garantisi yok. Belki de geçmiş performans önümüzdeki 4-5 sene içerisinde karşılanmayabilir ama Türkiye Cumhuriyeti işte Merkez Bankası'nın brüt rezervlerinin, yani net rezervler zaten eksi de biliyoruz, brüt rezervlerinin %1-2'sini burada değerlendirmek çok ciddi bir risk değil. Ya da Fenerbahçe'nin bir bağış kampanyası olarak taraftarından kripto para toplamasında hemen hemen hiçbir risk yok. Taraftar zaten Fenerbahçe'de çok gönüllü bu tarz işlere, en fazla para olduğu yerde kalacaktır büyümese bile en kötü senaryoda. Bu da Fenerbahçe için bir risk değil. Ona da yine bir tane futbolcu almak için belki 4-5 sene sonra kullanır. Ama onun dışında alınan riske göre potansiyel gelir 1-1,5 milyar euroya ulaşmak demek Fenerbahçe'nin hayallerdeki yerlere gelmesi, Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğa oynaması anlamına gelecektir. Ve bu sadece Fenerbahçe için değil, diğer kulüpler de bunu Türkiye'de yaptıkları zaman burada çok büyük bir ekosistem oluşacaktır. Bu Türkiye Süper Ligi'nin, Türkiye sporunun, Türkiye kültürünün değerini yukarıya taşıyacaktır. Türkiye'nin turizminden işte dış politikasına kadar her yerde çok önemli destek oluşturacaktır. Aynı şeyler bütün kar amacı gütmeyen dernek, vakıflar ve tabii ki kendi sektöründe bir yerlere gelmek isteyen bütün şirketler için de geçerli. Ve bütün bence ulaşabildiğimiz herkese bu konuyu iletmemizde fayda var. Eğer siz kendiniz anlatamıyorsanız benim videolarımı bu tarz faaliyetlerle ilgilenebilecek gerek yöneticilere gerek bireylere ulaştırmanızda büyük fayda var arkadaşlar. Elbette sağlık önlemlerine dikkat etmeye devam edin. Kendinize çok iyi bakın. Hepiniz hoşça kalın.